Merhaba, ben Yeşim Ateşçi. 30 günde yaratıcı yasada 18. güne geldik. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünkü aktivitemizin konusu şiir zamanı. Biraz farklı aktiviteler yaptık. İşte bedenimizi çalıştırdık, meditasyon yaptık. El işleriyle alakalı işte kesmeli yapıştırmalı işler yaptık. İlham panomuzla alakalı projemiz var. Bu ay yaptığımız, üzerinde çalıştığımız projemiz. Biraz da böyle edebiyata ben aynı zamanda bize edebiyatla alakalı bir aktivite seçmek istedim. Ve bunda da şiiri seçmek istedim. Şiir okuyabilirsiniz, şiir yazabilirsiniz. Daha önce ilginiz var mı bilmiyorum. Pek çoğunuzun olabilir, belki bazınızın hiç yok. Ama bence gerçekten yaratıcılığı çok güzel ifade eden bir şey şiir. Ben çok severim. Zaman zaman oturur sadece işte şiir okurum biraz. Ve biraz işte klasik müzik dinlerim. Bazen yazarım da şiir. Bana çok iyi gelir. Ve ifade bulma yöntemi içinde gerçekten çok çok etkili bir yöntem. Duygularınızı kağıda dökebilirsiniz. İlla ki belli bir düzende vesaire olmak zorunda değil. Biliyorsunuz pek çok çeşitli şiirler var. İstediğiniz gibi bir şey yazabilirsiniz. Kısaca kendinizi ifade ve duygularınızı ifade edebileceğiniz kısa bir yazı yazabilirsiniz. Biraz bir şeyler yazmanızı istiyorum. Duygularınızı ifade etmenizi istiyorum. Bunun için ben en çok hani yazmadan önce şu yöntemi kullanırım. Eğer bunu okuyacak birisine yazıyorsanız, birisine hediye edeceksiniz. Onu nasıl hissedeceği üzerine düşünürüm. Genelde yazdığım yazılarda karşımdaki insanların ne hissedeceğini düşünürüm. Bunun üzerine bir meditasyon yazarım, yaparım mesela. Dediğim gibi şiir konumuz bugün. Ya bir şiir okuyoruz ya da istersek yazıyoruz. Şiir üzerine çalışıyoruz. Onun dışında diğer aktiviteler devam ediyor olabilir. Bir ritüel oluşturdunuz mu? Benim yaratıcı ritüelim, yani yeni oluşturduğum ritüel aslında yaratıcı projemle alakalı. Gün içerisinde böyle kısa da olsa işte 10 dakika, yarım saat, belki bir saat zamana göre, güne göre biraz el işi yapmak. Projemi bitirdim. Şimdi onu çerçeveleteceğim. Çok güzel oldu. Böyle sizinle de paylaşmak istiyorum. Bayağı güzel oldu. Çok gururluyum. Bunu şimdi çerçevesini hazırlayacağım. Sizin projeler nasıl gidiyor? Bana mesaj atabilirsiniz onlarla ilgili. Dediğim gibi bugünkü konumuz şiir. Şiir zamanı şimdi. Umarım keyifli bir gün olur sizin için. Gününüz güzel geçsin. Sizi seviyorum. Kendinizi sevin. Görüşmek üzere. Bye bye.